Nida Gelin'in sunum masası 15 çeşit lezzetle göz dolduruyor. Gümüş yaldızlı tabak takımı çok sade. Aynı sadeliği geometrik çay bardağı ve çay tabaklarında da görmek mümkün. Nida Gelin'in babasının yaptığı merdane böreği, brokoli salatası, nohut salatası, ananas yatağında meyveler, börek, süt helvası ve çikolatalı kurabiye masadaki lezzetlerden bazıları. Haftanın finalinde Nida Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Evet, gayet göz dolduran bir masayla karşı karşıyayız. Çok güzel gözüküyor. Bir sorum var, ondan sonra detaylara tabii ineceğiz. Yapsın. Şimdi bugün 5. gün hanımlar. Ve bugüne kadar gördüğünüz en iyi masa hangi masaydı? Senden başlıyorum. Tabii ki de benim masam aslında. Diyorsun. Evet. Peki, benim. Katılmıyorum. Ben kendi masam olduğunu düşünüyorum. Aha. Aslında benim çeşitlerim hepsinin iki katıydı. Tabii ki de benim masam. İki katı. Yani çeşitten çok bende vardı. Kaç çeşitin vardı senin Nesin'cim? 18. Tamam, benim 20'ydi. Evet. Ben düşünüyorum Sude'nin masası. Öyle mi? Evet. Abi, doğru bildir işte aslanım, gördün. Evet, peki sen ne diyorsun? Yani, kendi masam diyorsun kendi tabii masam. Ki. Evet, ama ben fikrimi söyleyeyim. Bu hafta tüm masalar birbiriyle yarışırdı. Gerçekten çok lezzetli masalar gördüm. Hepinizin ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Şimdi masamızdan başlayalım yorumlamaya. Önce sunumlara geçelim. Lezzetleri kim yaptı, sen ne yaptın? Şöyle bir neler var? Öncelikle bundan duyalım. Başlamak istiyorum. Bursa'ya özgü tahinli. Evet. Tahinli mi, tahanlı mı? Yani tahinli diyoruz değil biz ama. Kimse tahanlı diyor buna değil mi? Tahanlı diyenler var. Evet. Babam yaptı. Aa! Evet. Bu işi mi yapıyor baban yoksa? Evet, kendi dükkanımız var. O zaman babam tahinli, kendisi. Sen daha iyi bilirsin evet. Baba. İşiyse tahinli diyorsa tahinlidir. Evet. Bunu da babam yaptı, merdane. Merdane ismi. Evet. Ay, ellerine sağlık. Yoksa her şey dükkandan mı geldi aslında? Bilmem. Devam edeyim istersen. Evet. Salatayı ben yaptım, nohutlu salata. Nohut salatası. Sarmayı ben yaptım. Oh, ellerine sağlık ablacığım. Su böreğini kayınvalidem yaptı. Onlar Erzurumlu. Kendisi ocakta çevire çevire evet. Yaptı. Oy, o maşallah. Şekilde yapıyorlar onlar. Fırında atmıyorlar hiçbir çok şekilde. Çok zahmetli biliyorum. Yani gerçek su böreği de ocakta evet. Bildiğim kadarıyla yapılır. Ellerinize sağlık efendim. Karnabahar brokoli salatam var. Aa, çok güzel. Zeytinyağlı gibi evet. Böyle yapmışsın. Ayva tatlısı var. Ayva tatlı, vişneli o. Vişnesi var ortasında. Evet. Elma da mı var? Elma püresi de var sanki. Elma yok. Şekerle vişne böyle şey yaparak birbirine anladım. Karıştırılarak. Güzel. Kurabiyelerim var. Evet. Burada açma mı bu? Evet. Poğaça. Poğaça. Peynirli. Onu kim yaptı? Onu da yengem yaptı. Şekli güzel olmuş. Evet. Uğraşmış şekli bayağı belli. Olmuş. Teşekkür ederim. Ve fırın sütlaç var. Evet. Teyzem yaptı. Kendisi sağ olsun. Çok bu güzel pasta. Yapar. Onu da çok sevdiğimiz bir komşumuz yaptı. Ay sağ olsun. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ve ananas ve kiraz mı görüyoruz? Evet. Onlar da ben kendi bekarlığa vedamda yapmıştım. Burada da yapmak istedim. Kendim yaptım. Eşimle birlikte sabah ikimiz yaptık. Bu da bir veda masası aslında hem de değil evet. Mi? Evet. Bugün veda edeceğiz çünkü. Peki ellerinize sağlık olsun. Senden başlayalım. Nasıl buldun tabakları? Bence çok şık, sade. Ben çay bardağı bayıldım. Nasıl çok edin? Güzel. Teşekkür ederim. Geometrik çok güzel. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet Sude. Devam edeyim. Bunu beğendim yemek takımını. Çatal bıçak takımını da çok sevdim. Genel olarak güzel gözüküyor masası. Beğendim yani. Bardakları da. Yok, bardakları da beğendim. Sadece yine dediğim gibi bunlar bana çok büyük geliyor. Yani bir küçük bardak istiyorum ben hep. Kendim o şekilde kullanıyorum. Daha rahat ettiğim için yani. Yoksa kötü durduğundan değil. Hoşuma gitti. Aha. Genelde güzel ama işte çok şeyden gelmiş sanki Aslı Hanım. Canım. Babasından çok gelmiş sanki. Öyle geldi yani bana ama çok güzel gözüküyor istedim. Her şey. Ama olabilir yani babamın normal. Babamın lezzetine de güveniyorum. Normal. Zaten kendi dükkanımız. Güzel. İyi yaptın, tanıtmış oluyoruz evet, böylelikle. Bu Bursa'nın özel lezzetlerinden bir tanesidir. Hiç daha önce tatmış mıydınız? Ben tahine bayılırım. Ya bunu mutlaka deneyin. Çok da güzel yapılmış, bol tahinli belli. Sen ne diyorsun Nisa'cığım? Aslı Hanım genel olarak ben de beğendim. Yani takım değil ama hoş durmuş. Ben çay bardaklarını ve bardaklarını beğendim. Aha. Yemek takımı, çatal bıçak setini de beğendim. Yani sunumluklar birbirinden farklı ama o da olabilir. Çok çeşit olunca tabii normal. Evet. Genel olarak beğendim. Peçetelerim de farklı. Normal düz peçete değil. Bu kendisi özel kaplamalı. Bu şekilde aldım dışarıdan. Evet. Ben geçen üçgen kaplamalı senin değil. Gününde söylemiştim. Evet. Hatırlıyor musun? Daha kalın olsaydı daha şık evet. Olurdu. Evet. Onu işte söylemeye çalıştığım bu peçeteydi. Daha güzel öyleydi. Bir peçete almışsın. Doğru bir peçete seçmişsin. Sağ olasın. Evet Esin'cim. Genel olarak beyaz ve gümüş uyumu Aslı Hanım. Yani çok
benim için klasik beyaz bir sunum. Çok farklı, çok daha enteresan bir şey göremedim. Ama hepsi güzel, gayet uyumu da var. Yani şık masalarda görmeye yani alıştığımız evet, tarz diyorsun. Evet, aynen o şekilde. Böyle yorumluyor. Sen ne diyorsun? Yani içimizin açıldığını düşünüyorum beyazlar. Siyahla kaplamadım hiçbir yeri. Masa güzel ama artık şeyler yani böyle runnerlar, suppalar artık onları görmek istiyoruz. Böyle masa örtüleri falan pek kalmadı. Ama sanki runner var burada bak. Güzel zaten. Kötü ben masam mermer desen olduğu için kapatmak istedim. Çünkü benim sunumluklarım, tabaklarım o mermerin üstünde çok kötü dururdu. Ben siyah masa örtüsünü bilerek tercih ettim. Benim yemek tabağım ekstra biraz daha büyük. Hatta makineye de sığmıyor. Evet, birazcık de büyük. O yüzden altına runner koymak istemedim. Benim sunumluklarım, tabaklarım o mermerin üstünde çok kötü dururdu. Ben siyah masa örtüsünü bilerek tercih ettim. Benim yemek tabağım ekstra biraz daha büyük. Hatta makineye de sığmıyor. Evet, birazcık de büyük. O yüzden altına runner koymak istemedim. Yemek masam bence gelinler çok beğendi. Puanda oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Bakalım. Peki lezzetlerin de bir tadına bakın bakalım. Bakalım. Ayrıca çeşidi az yani onu da söyledim. Çeşit az mı? Az. Kaç çeşit var? Ben az olduğunu düşünmüyorum. Bence yeterli. Yani önde iki çeşit farklı çok da kurabiyelerim var. Yok. Oraya da bak istersen. Görüyorum kaç tane zaten. Çeşit var? Sen yani abartmışsın. Kendiminkiyle biraz şey yaptım. Sen abarttın Sule. Evet, yani en önemli misafirlerim geldi. Abarttım çok ben biraz. Çok naziksin. Bir de hepsi benim evimde kendim yapıldı. Evet Allah'tan ziyan olmadı yoksa çok olmadı. Üzüldüm. Vallahi hiç kalmadı aynen hiçbir şey. Aynen öyle. Gelinler de herkes lezzetli bir şekilde yediler. Sütlaç dedi ama. Süt helvası. Süt helvası. Evet, süt helvası değil. Bu. Ben de sütlaç sandım bir anda. Ben kayınvalidenin yaptığı şu su böreğini, bir de babanın tahinli yapmış mi olduğu tahininin tadına bakmam lazım. Büyükler emek vermiş. Benim bakalım basan değil mi? Bakalım. Bunun içinde pirinç yok değil mi Nida? Yani yok, helvası süt helvası var. Evet. Sağ ol canım benim. Bakacağım. Ellerine sağlık kayınvalidenin. Afiyet olsun. Hemen babacığının elinden çıkmış tahinlisinin de tadına bakalım. Çok güzel olmuş. Evet, aferin, bayağı iyi olmuş. Ellerine sağlık, hepsine çok güzel aferin olmuş. Allah babacına, ailene uzun ömürler versin ablacığım. Amin inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Yok, Aslı Hanım. Sağ olun. Yeter. Evet, şu anda herkes acıkmış. Evet. Bir şeyler atıştıracak. o zaman buradan sonra düğüne geçelim. Geçelim. Düğünümüzü izleyelim. Evet. İlişki testi için çalıştınız mı? Tabii ki. Ay bugün altını vermek istiyorum lütfen. Ben almak istiyorum. Hadi bakalım. Afiyet olsun o zaman. Hanımlar afiyet olsun. Teşekkürler.